Çok iyisin, yani harikasın. Bunu nasıl başarıyorsun? Bak, ben şöhretim ama burada borusu öten sensin. Harika bir oyuncusun. Aynı anda çok iş yapıyorsun. Numara üstüne numara. Şimdi de hastalanma numarası. Büyükannemle kardeşleri kocan için ne zorluklar çektiğini sansın diye. Ama sen sadece üç şeysin. Harika bir yalancısın, muazzam bir oyuncusun ve insanlara ihanet eden birisin. Başka bir şey değil. Keşke bu ilişkimizi korumaya çalışıyormuşum gibi yaptığım birkaç gün önce olsaydı ne güzel olurdu. Senden kaçmaya çalışırken şimdi yanında olmak istiyorum. Benden nefret ediyorsun biliyorum ama ben sadece seni düşünüyorum abi. Her şey değişti. Şimdi sadece senin için oruç tutmak istiyorum. Önceden söylediklerin hiç hoşuma gitmezdi. Şimdi kötü bir şey söylemen umurumda bile değil. Ne olduğunu hiç bilmiyorum ama bu olanlar çok hoşuma gidiyor. Hey! Ne yapıyorsun? Ha? Yoksa bana büyü yapmaya mı çalışıyorsun? Sen delirdin mi? Gülmeyi bırak. Ne yapıyorsun sen? Ne olduğunu bilmiyorum. Ama olan şey çok hoşuma gitti. Hoşuna gitmiş bir de. Sen iyi misin? Ateşin yok. Peki gözüne bakayım. Gözlerin de iyi. Hayır. Neden ona doktorluk yapıyorum ki? Evet, doktorsun. Çünkü beni tedavi ettin. Aklını kaçırmış gibi anlamsız konuşuyor. Delirdi sanırım. İyice garipleşmeden önce buradan gitsem iyi olacak. Ama nereye? Nereye gideyim? Şuradan. Aa, dur. Dur sen ne yapıyorsun? Gülmene hiç gerek yok. Seni bırakırsam yüz ifaden değişir. Ha? Kalk. Sabahtan beri bir sürü şey yaptık. Bazı şeyleri iki kere yaptım. Ama hala gün geçmedi. Gün ne kadar uzunmuş Tanu. Saat daha iki. Doğru. Sosyal sitelerdeki profil resimlerimi değiştirdim ama hala zaman geçmedi. Midem ne kadar gurulduyor. Ben gerçekten çok açım. Hey! Alo, benim midem gurulduyor. Sen neden tuvalete koşuyorsun? İyi misin? Tanu iyi misin? Bir şey mi oldu? Neden bilmiyorum ama benim de midem çok fena yanıyor. Ama baharatlı yememiştim ki. Tabii ki miden yanar Tanu. Normalde 2 saatte 1 yiyorsun. Sabahtan beri bir şey yemedin. Bu yüzden miden yandı. Baharatlı yemeklerle alakası yok. Ne yapacağız? Bence numara yapmayı bırakıp hemen bir şeyler yemeliyiz, tamam mı? Boş ver. Hadi. Gidip bir şeyler yiyelim. Hayır Alya. Abiye bunu yapamam ben. Ha evet tabii. Hayır abiye bunu yapamam. Sen Pragya değilsin, sen Tanusun. Benim dostum Tanusun. Alya ve Tanu böyle ahmak törenlere inanmazlar. Bu yüzden bana bu saçmalıklarla gelme, tamam mı? Bu arada bilgin olsun. Ben pizza sipariş ettim. Pizza mı? Evet. En sevdiğimiz ince olandan. Az peynir, tam buğdaylı ve sebzeli pizzadan. Peki. Tamam. Ne zaman gelecek? Efendim işte pizzanız ve fişiniz. Çok teşekkürler. Acele etsene. Alıyorum, sen etrafı gözetle.
Aa, bunların oruç tuttuklarını duymuştum ben. Evet anne, ben de duydum. Ama ellerinde pizza var. Anne, pizzayı bu akşam orucu açtıktan sonra yemeyi planlıyorlardır. Şu sözde modern kadınlara bak. Ama Mitali, pizzayı akşam yemeği planlıyorlarsa neden şimdi sipariş ettiler? Bir şeyler dönüyor. Onlardan intikam alma şansını pek sık elde edemiyorum. Gidip abiyle konuşayım. Abi, şarkı üstünde mi çalışıyorsun? Yemek yapıyorum. Dalga geçiyorum. Söyle Mitali, ne oldu? Yo, önemli bir şey yok abi. Karım bugün oruç tutuyor öyle değil mi? Ve bugün orucun ilk günü. Ama bu arada sen burada ne yapıyorsun? Onun yanında olmalısın. Biliyorum. Abi, sana bir şey söylemek istiyorum. Tanu var ya, o da oruç tutuyormuş. Ne? Evet. Tanu bunu neden yapıyor? Yani bunun sebebi nedir? Ne ahmak bir kız. Neden ona kızıyorsun ki? O da birini seviyor ve hayatını o adamla geçirmek istiyor olabilir, değil mi? Ve onun için oruç tutuyor olabilir. Bu yüzden ahmak olduğunu söyledim ya. Gerçekten öyle. Bayramlarda birilerini sinir etmezsen gün çok boş geçiyor. Ne yapayım yani? Ay! Gittiğin yere baksana. Sen de gittiğin yere bakabilirsin. Senin gibi fazladan gözlerim yok. Nedir bu? Tepsi. Tepsinin üstünde ne var? Ne mi var? Ne oldu? Numara yapmaktan vazgeçtin değil mi? Bunlar benim için değil, büyük anne için. Ben oruç tutuyorum ama o tutmuyor. Doğru, sen de bundan faydalanıyorsun değil mi? Ne? Şuraya bak. Çanakların yarısı boş. Ne sandın? Anlamayacağımı mı yoksa? Büyük annemin yemeğinin yarısını yersen kimse anlamayacak mı sandın? Bak ben... Bakıyorum. Her şeyin yarısını yemişsin işte. Bu kadar basit. Neden gidip mutfağa bakmıyorsun? Oradaki yemekleri de yemiş olabilirim. Çok açım. Evet. İşte bu yüzden gördüğüm her şeyi yiyorum. Şu anda da seni görüyorum. Pragya. Evet, geliyorum. Bana ödül verirler. Kesin bir ödül alırım. İstersen seni de tavsiye edebilirim. Ha? Hindistan başkanı sana en iyi oyuncu ödülü verebilir. Belki. Abi. Hı. Tavsiye et. Biri de beni takdir eder. Şimdiden teşekkürler. Acaba daha ne kadar yiyebilir? Sırf seninle tatile çıkmayı reddettim diye sürekli suratını asıp ortalıkta böyle dolaşamazsın Mitali. Bak Mitali, bugün karvaço. Oruç tutuyorsun. Bana kızma, yoksa karnın acıkacak. Beni umursuyormuş numarası yapma sakın. Burada bayılsam bile senin umrunda olmaz. Mitali, ben senin kocanım. Seni sevdiğim gibi ara sıra sana kızabilirim de Mitali. Ve seninle gelmek istediğimi ama bunu yapamayacağım sebeplerim olduğunu düşünmen gerekiyor bence. Bazen beni hiç algılamadığını düşünüyorum. İnan bana. Hayır Raş. Bu doğru değil. Ben seni anlıyorum. Yemin ederim. Tamam, söz veriyorum. Bundan sonra hiçbir konuda şikayet etmeyeceğim. Demek istediğini anladım. Beni tatile götürmüyorsun. Önemli değil. Ama benim için başka bir şey yapmalısın. Ne yapmalıyım? Senin için oruç tutuyorum ve
Bütün gün hiçbir şey yemeyeceğim ve bu yüzden senin de bana telafi için bir şey vermen gerek. Para yani. Hayır, hayır. Ne diyorsun Mithali? Bu kadar nasıl bencil olabiliyorsun? Değilim. Kocan için tuttuğun oruca karşılık ondan para istiyorsun sen. Hayır. Para için kocana bile zarar verebilirsin, biliyor musun? Hayır Raj, bunu yapamam. Ne olursa olsun bunu yapmam, tamam mı? Seni çok seviyorum. Diğer kadınlar parasız olduğunu bilselerdi seninle kalmazlardı. Ama ben paran olmasa bile senin yanındayım. Sen beni nelerle suçluyorsun, inanamıyorum. Alya, kutuyu aç. Çok açım. Eğer hemen yemezsem şuracıkta öleceğim Alya. Sakin ol. Sabır erdemdir Tanu. Ve bizim sabrımız baharatlı bir yemekle ödüllendirilecek. Tabii ki. Tamam bırak. Sen istemiyorsan ben yerim. Sus. Bekle, bekle, bekle. Onu da açayım. Şuna bak Tanu. Hadi başlayalım. Bu cidden çok lezzetli. İnsanlar neden oruç tutuyorlar ki? Boş ver onu. Karnım aç olduğundan mı bilmiyorum ama bu pizza çok lezzetli geldi. Hiç bu kadar lezzetli gelmemişti. Karnın açken her şey daha güzel geliyor. Çok açım. Tanrım çok lezzetli. Tanı. Aa, aman Tanrım. Şişt. Tanı. Neden benim için oruç tutuyorsun ha? Neden bunu yapman gerekiyor? Bunu yapamazsın. Hemen şimdi boz orucunu, tamam mı? Abi, bu uzun yaşaman için. Günün yarısı geçti bile. Bir şekilde dayanırım ben. Sen beni merak etme. Yarım günde ne kadar zayıf düşmüşsün, şu yüzüne bak. Ya hastalanırsın? Ayrıca 2 saatten fazla aç kalamazsın ki sen. Nasıl oruç tutacaksın? İnsan aşk için her şey yapar. Geçmişte başına gelenleri düşününce... Ne? Tekrarlanmasını istemediğimden oruç tutuyorum. Sen ciddi misin? Ne kadar tatlısın. Geleceğim için ne sıkıntılar çekiyorsun böyle. Hey Tanu, hadi. Sarıl bana. Hadi. Ha, Alya mı? O önemsemez. Hadi sarıl bana. Tanu, ellerin neden ıslak? Elin kanıyor. Benim için bileğini mi kestin? Neden benim için bileğini kestin? Neden? Ellerinde kan var. Bu kan değil abi, değil. Eğer kan değilse neden kırmızı? Kanının tadı çok garip. Bana oruç tuttuğunu söylemiştin. Bu nedir? Bu pizza. Ama benim için değil. Ben oruç tutuyorum. Yemin ederim hiç yemedim. Eğer yemediysen neden bir parçası senin yanına düştü ve neden ellerinde sos var? O benim. Ben de onu arıyordum. Karnım o kadar acıktı ki kendime pizza sipariş ettim. Ne olacak? Bu iyi. Ona da biraz akıl verir misin? Eğer yemek yemezse başımın etini yiyecek. Ona söyledim abi. Bak abi, midesi yanmaya başladı. Sabahtan beri bir şey yemedi. Yememek için de ısrar ediyor. İlla orucunu tamamlayacakmış. Bana öyle söyledi. Beni ne kadar da düşünüyor. Ama 4 göz canımı sıkıyor. Evet. Artık bir şey demeyeceğim. Umarım ay hemen çıkar. Ben de sana su içirebilirim ki sen de orucunu açıp enerji alırsın ve... Ha? Git pizzanı ye. Dalga geçiyor. Teşekkürler bebeğim. Neden teşekkür ediyorsun? Ahmaklaşma. Benim yerimde olsaydın sen de aynını yapardın.
Hurap'la evlenmiş. Yani biriyle evlenmiş olsaydım, ben de oruç tutma numarasıyla erken yakalansaydım, sen de aynını yapardın. Hadi partiye devam edelim. Evet. Tamam. Abi, dönmüşsün. Merhaba. Nasıl geçti? Anlaşma tamam mı? Her zamanki gibi. Bu arada bir haftadan önce tarih verme. Bir hafta. Evet, öncesinde olmaz. Sen rock yıldızısın. Ama Diwali. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Evde tören mi var? Ragya, sade tasarımı bile ellerinde çok güzel görünüyor canım. Merhaba abi. Merhaba. Abi geldi. Teyze. Evet. Neler oluyor ha? Neden ev film setine dönmüş? Neden bu kadınlar burada toplanmış? Aa, bugün onların günü değil mi oğlum? Kocaları için nasıl da toplanmışlar baksana. Oruçlarını açabilmek için ayın görünmesini bekliyorlar. Neden? Kendi evlerinde teras yok mu? Abi, bu Pragya'nın ilk karvaçutu. Onları Dalcit davet etti. Herkes de birlikte burada oturmanı istiyor. Eğer buraya oturmazsan Dalcit gelip başında duracak. Şimdi otur bakayım şuraya. Ama ben... Otur. Pragya, biz hemen döneriz. Hadi. Ben abiyle iki kere çıkmıştım. Ne? Sadece iki kere mi? Ben abiyle 4 kere çıkmıştım. Burada bir sürü hareket olacak. Şu anda burası çok sıkıcı, değil mi? Günü biraz ilginçleştirelim mi? Biraz eğlenelim. Ne tür bir eğlence? Yaramaz kız. Şşş. Lütfen bize şarkı söyletme. Karnımız aç. Şarkı söyleyemeyiz. Hayır, 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 hayır. Onu istemeyeceğim. Biz bir oyun oynayacağız. Bir yaklaşın. Siz de. Oradakiler yaklaşın. Sanırım buradaki herkes evli, değil mi? Biz hariç herkes. Biz katılmayalım o zaman. Aslında biz gelecekteki kocalarımız için oruç tutuyoruz. Aa, ne kadar da tatlı. O zaman ikiniz kardeşim ve Tanu istisnasınız. Onlar da bekler. Hadi oyuna başlayalım. Hepiniz hayatta unutamayacağınız bir şeyler yaşamış olmalısınız, değil mi? Şimdi o günle ilgili sorular soracağım ve siz de cevap vereceksiniz. Teker teker önce soruyu kendime soracağım. Kendine mi? Yani kendi karıma. Yani karımla başlayacağız. Söylesene, ayı havada yükselmeden gördüğün bir gün oldu mu hiç? Anlamadım. Yani karanlık bir gecede ayı gördüğün oldu mu? Yani hayatında hiç dünyanı aydınlatan biri oldu mu diyor.
Ben bunu söyleyemem. Nasıl söyleyecek ki? Kesin o gece gözlüğünü evde bırakmıştır. Ayı bile göremez bu. Bırakmadım, düşürdüm. Gözlüklerimi. Benle paylaşabilir miyim? Aha, tabii ki. Bir keresinde kocam Karvaçut'ta bana mavi bir araba hediye etmişti. O da gerçekten hayatımın en aydınlık gecesiydi. Vay, ne kadar tatlı. Kocası bir şeyi telafi etmek için almış. Sonrasında kel kaldı çünkü. O senin kocandan iyidir. En azından saçını boyamıyor benimki. Aa, kes şunu. Benim kocam gerçekten çok yakışıklı. Sus bakayım. Sen sus asıl. Sus, kızlar sus. Kızlar öpüşün. Yani öpüşüp barışın, kavga yok, karnımız aç. Yani sizinki aç, sakin olun. Deneyimini paylaşmak isteyen var mı? Abi söylesene, sen hiç başkasının gözünde ayı gördün mü? Bana sormasanız daha iyi olur. Lütfen anlat bize. Hadi lütfen. Madem herkes ısrar ediyor, o zaman anlatayım bari. Bu bir yıl önce oldu. Bir kadınla dışarı çıkmıştım ve dünyanın en güzel kızıydı. O gece ay yoktu ama onun güzel gözlerinde kaybolmuştum. Gözlerimi bir türlü alamıyordum. Abi bir yıl önce benimle çıkmıştı. Birlikte çıktığımız geceden söz ediyor olmalı. Çünkü o benimle çıkmıştı. Gözlerinde ayı görebiliyordum. Ve bu benim için hayatımın en unutulmaz günüydü. Bir yıl önce... O zaman evli değildim ben. Hey, sakın alınma. Sadece bir oyun. Evet, bir yıl önce... Ne olmuş bir yıl önce peki? Evet, bir yıl önce çıktığın kişi bendim abi. Sen neden söz ediyorsun? Abi benimle çıkmasından bahsediyor. O benden bahsediyor. Onunla ben çıkmıştım çünkü. Hayır, onunla ben çıkmıştım. Sanırım tarihi 14 Şubat olmalı. Duydun mu işte? Sevgililer gününde onunla ben çıkmıştım canım. Hayal görüyor olmalısın. Çünkü o benimle çıkmıştı. Hayal görmüyorum. Ben o çıkmıştım diyorum. Tarihi hatırlıyor musun peki? Dediğimi anlamıyor musun? Neler oluyor? Yok bir şey. Abi şu iki kadınla dalga geçiyor. İkisi de kavga etmeye başladı. Peki ne için? Bak, bir yıl önce abiyle ilk defa çıkmıştım. Aynı gün onlar da abiyle çıkmak istemişlerdi. Abi de ikisini yemeğe götürüp sonra benim yanıma gelmişti. Şimdi o gece hangisinin abiyle çıktığı konusunda kavga ediyorlar. Çıktığı bendim. Hayır, abiyle ben çıktım. Benimleydi. Seninle değildi, benimleydi. Bana çiçek verdi ama. Ne kadar ahmaksın. Abi bana çiçek verdi. Abi bana dünyanın en güzel kızı olduğumu söylememiş miydi? Bana evrenin en güzel kızı olduğumu söylemişti. Bak. Dünya ve evren güzelleri karşımızda duruyor. Saçmalık. Hadi gidelim. Şu suratına bak. Sen kendine bakın. Neden bu uğurlu günde kavga ediyorsun? O başlattı. Hayır, sen başlattın. Seninle konuşmak istemiyorum. Ben de seninle konuşmak istemiyorum zaten. Sana diyorum ki zaten. Hadi git artık. Jessica. Kapı şu tarafta. Adım Jessica değil, Şatakşi. Güle güle Jessica. Abi söylesene. Onları birbirine düşürecek ne söyledin sen? Bilmiyorum. Sadece geçen yıl 14 Şubat'ta büyükannemle olduğumu söylerken onlar da benimle olduklarını iddia etmeye başladılar. Suç bende değil. Abi sen çok yaramazsın oğlum, çok. Beni böyle şeylere davet etmemenizi söylemiştim. Burada ne işim var? Pekala, başka bir oyun oynayalım. Hayır, başka oyun yok. Tamam, ben gidip bir şeyler yiyeyim. Affedersiniz, siz oruçluydunuz. Abinin söylediklerine üzüldün mü? Evlenmeden önce onlarla birlikteymiş. Bu senin ilk Karvaçut'un ve bunları dinlemek zorunda kaldın. Lütfen üzülme. Yo, hiç üzülmedim. Ben gidip bir hazırlıklara bakayım istersen. Oruç tutmak ne kadar zormuş. Acaba bu insanlar nasıl bütün gün aç durdular? Hala karnım aç. Çok açım. Hayır Tanrım.
Bir daha sana oruç yok. Bir daha oruç tutmam asla. Yine kim arıyor beni? Alo. Evet söyle. Evet, çekime geleceğim. Ama bak, set hazır olsun çünkü oraya geldiğimde bir dakika bile beklemem. Ayrıca ben şu anda çok meşgulüm. Lütfen sürekli arayıp beni rahatsız etmeyin. Bana reklam diyorlar ama benim karnım çok aç. Çok aç. Çikolata. Aman Tanrım. Çikolata. İyiyim mi? Hayır. Ya biri görürse? Aman. Tanrı'ya şükür. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Ne yapıyorsun sen? Saklanmana hiç gerek yok. Gerçekte oruç tutmadığını biliyorum. Buna çok sevindim. Çünkü sadece ben onun için oruç tutma hakkına sahibim. Endişelenme ama. Oyunun boşa gitmeyecek çünkü. En azından onu sevip önemseme iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı işte. Onu gerçekten sevseydin eğer, onun için oruç tutuyor olurdun. Endişelenme, kimseye söylemeyeceğim. Abiye bile. Eğer öğrenirse üzülebilir. Ve ben onu mutlu görmek istiyorum. Neden beni o gördü ki? Neden başkası görmedi? Tabakları şuraya koyun hadi. Hadi ay az sonra görünecek hadi. Ay ne zaman çıkacak? Saati bilen var mı? Bütün gün bekledin ama şimdi mi bekleyemiyorsun canım? Bütün gün dayandım ama. Bu son anlar dayanılmaz. Aç mısın? Birazcık daha bekle. Ay birazdan çıkacak. Devam et. Sorun nedir? İyi hissetmiyor musun? Hayır Mithali, ben iyiyim. Ama hiç iyi görünmüyorsun. Neden oruç tuttun ki? Bu cesareti nereden buluyorsun sen? Oruç tutmak için cesarete değil, kararlılığa ihtiyaç var. İnsan yeterince kararlıysa bütün ilişkilerini koruyabilir bence. Bak abla, Pragya eşsiz bir gelin. Herkes açlıktan perişan haldeyken o nasıl da güzel ışıldıyor değil mi? Tıpkı ay gibi ne kadar güzel görünüyor. Ben bir şey getirmeyi unuttum, hemen dönerim olur mu? Hanımlar, ne oluyor? Kim oruç tutup kim tutmuyor diye izliyorsunuz değil mi? Üç silahşörler. Biz sadece Pragya'ya bakıyorduk. Yine en iyileri olduğunu kanıtladı. O gelinlerin arasındaki en iyisi. Bu doğru. İyi hissetmiyordu ama yine de kararlılıkla orucunu tutmayı başardı. Evet. İnsan eşini gerçekten sevince böyle engelleri aşabilir işte. Büyük anne, sen iyi misin? Evet oğlum, ben iyiyim. Büyük anne, İyi değil abi. Pragya senin için endişeleniyor, o da Pragya için. Bu yüzden perişan oldu işte. Büyük anne, sağlığına hiç dikkat etmiyorsun. Benimle gel lütfen. Ben iyiyim oğlum, iyiyim. Hayır, hadi yukarı çıkalım lütfen. Biraz dinlen. Biraz sonra yine gelirsin ama burada kalmayacaksın. Hadi yukarı.
Böyle olmaz büyük anne. Evlendiğimden beri çok dikkatsiz oldun sen. Mutlu ve iyi olduğunu düşündüğüm için dikkat etmemiştim ama sağlığını göz ardı etmene izin veremem, tamam mı? Buna asla izin veremem. Öyle bir şey yok oğlum. Pragya'nın iyi olmaması beni endişelendirdi. Ve orucunu tutamayacağından endişe ediyordum, o kadar. Tansiyon ilacını almaman da hiç iyi olmadı. İlaçlarını almalıydın büyük anne. Oğlum, Pragya'yı mutlu gördüğüm zaman bütün endişelerim geçiveriyor benim. Ama ben seni öyle görünce çok endişeleniyorum. Lütfen hadi yat büyük anne. Pragya'nın orucunu açmasına nasıl yardım edeceğim? Bu onun ilk karvaçutu. Onun yanında olmam gerekir yavrum. Ben varım ya. Ay çıktığı anda seni çağırırım ama sadece 10 dakikalığına. Sonra gelip dinleneceksin. Anlaştık mı? Dinle oğlum. O iyiymiş numarası yapıyor. İyiyim, iyiyim diyor ama iyi olmadığını biliyorum ben. Bütün gün hiçbir şey yemedi. Çok zayıf düştü. O iyi değil. Onun yanında kal ve ona göz kulak ol. İyi olduğundan da emin ol. Lütfen uzan. Hadi lütfen. Uzan şöyle. O dört göz hasta numarası yaptığı için büyük annem hasta oldu burada. Ona gerçek acıyı göstereceğim. Kes numara yapmayı. Büyük annem senin yüzünden hasta oldu. Yemek yemedin ve iyi değilsin diye senin durumunu kafasına takıp duruyor. Artık kes şu oyunu lütfen. Oyun olduğunu düşünüyorsan endişelenme. Birkaç dakika sonra ay çıkacak ve bu oyun bitecek. Boş ver ayı. Beni anlamıyor musun? Ne sen ne de orucun beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben hayat eşimi buldum. Az önce herkese anlattığım kişi oydu. Bir yıl önce randevuya çıktığım o kişi Tanu'ydu, tamam mı? Ben Tanu'yu seviyorum. O benim hayatımın aşkı, anladın mı? Benim dünyamı aydınlatan kadın o. Ama sana baktığımda sadece ihanet görüyorum. Bırak oruç tutmayı, benim için canını bile versen yine de sana güvenmem. Çünkü sana hiç güvenmedim. Seni umursamıyorum da. Sadece ama sadece Tanu'yu umursuyorum. Onun için endişeleniyorum, anladın mı? O benim için oruç tutuyor. Hiçbir şey yemedi ve sen... Çiftler neden böyle törenler yapar? Büyüklerini mutlu etmek için yaparlar, değil mi? Ben mutlu değilsem büyüklerimi nasıl mutlu edeceğim? Sana bir şey daha söyleyeyim. Karı kocanın ilişkisi bir odada kurulur. Bizim öyle bir ilişkimiz yok. Numara yapmayı bırak artık. Numara yapmıyorum. Sadece bir odada kurulan ilişkiler bozulabilir bence. Ama duygular üstüne kurulanlar asla bozulmaz. Biz kırılmayacak tek bir bağ paylaşıyoruz. O da nefret bağı. Benim için oruç tutma numarası yapıyorsun. Yalandan tatlı sözler söylüyorsun. Ben de yalandan gülümsüyorum. Bunların hepsi numara. Başka bir şey değil. Büyük annem birbirimizi sevdiğimizi sansın diye yapıyoruz. Bunların hepsi bir oyun. Anladın mı? İster anla, ister anlama, ben sadece Tanu'yu seviyorum. Senden nefret ediyorum. Senin gözlerine baktığımda tek gördüğüm... Ne oldu? Ayı gördüm. Ha.
Herkes gelsin. Ay göründü. Hadi. Artık oyunun bitiyor. Son sahne için çağrılıyorsun. Şu ana kadar gizlice yedin. Artık rahatça yiyebilirsin ha? Abi. Ne? Gözlüğüm. Dışarı da bakmıyordu. Ayı nerede gördü o zaman? Gözümde mi? Ne talihsizim. Sevdiğim kadınla evlenemedim. Şimdi sevmediğim biriyle kala kaldım. Tanrı'nın gözlerinde ayı gördüğümü söylerken abartmıştım. Ama dört gözün gözlerinde gerçekten ayı gördüm. Beni hipnotize mi etti? Eğer gözlerimde ayı gördüyse benim için yaratıldı demektir. Onunla evlendim ben. Yani demek ki kaderim onunla artık. Ne saçmalık. Ben böyle şeylere inanmam ki zaten. İleride birinin gözünde ayı gördüğüm zaman o da mı kısmetim demek yani? Asla. Gördüm. Neden hep o kadına bakıp duruyorsun? Bana zaman ayırmıyorsun. O numara yapıyor. Asıl oruç tutan benim. Hayır bebeğim. Ben sana bakıyordum. Ama bir şeyi doğrulamam gerekiyor. Neyi? Neye bakıyorsun abi? Ne oldu? Diğer gözünde olabilir. Abi neye bakıyorsun? Ne oldu? Ay'a. Ay mı? Ne? Baksana. O kadının konuşmaları sana da bulaşmış. Ay gözümde değil, gökyüzünde. Ama madem ay gökyüzünde, o zaman neden dört gözün gözünde? Yalancı olduğundan gözleri de öyle değil mi? Bırak ya, ay göz... Ne diyorsun sen? Boş ver. Beni kendime getirdiğin için teşekkürler. Hadi buja zamanı geldi. Orucunu açayım. Hadi. Gerçekten mi? Herkesin önünde mi yedireceksin? Tamam, anlıyorum. Herkes Pragya ile seni izliyor olacak. Bu durumu büyükannenden saklaman zor olur. Ama şey yapabilirsin. Ne? Ne olursa olsun o kıza su içirip orucunu açmayabilirsin. O kadar mı? Onun orucunu asla açmam ben. Gözlüğünü kırarım daha iyi. Sana söz veriyorum, ona asla su vermeyeceğim. Ay ne zaman görünecek acaba? Gel baksana, ay göründü baksana. Aynı lavaş gibi görünüyor. Bence o pizza gibi görünüyor. Hemen dua edip yiyelim. Evet. Anne, anne baksana. Şuraya bak yine bulutun arkasına saklandı. Çok fena haldeyim ama. Of Pami, utan biraz utan. Sürekli yiyip duruyorsun. Benim için oruç tutamıyor musun? Açıl hadi, açıl, açıl. Neden ay hala ortaya çıkmadı? Bu kadınlar açlar. Hadi, hadi. Açılsana. Saklambaç oynuyor gibi görünüyor. O istediği kadar oynasın. O zaman biz de bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Evet, müzik çalsın ve dans edelim. Bugünü unutulmaz ve keyifli yapalım, öyle değil mi? Tamam mı? Hadi millet, dans edelim. Hadi herkes buraya gelsin. Gelin gelin Pragya. Kızım Pragya. Gelin 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 gelin. Ah DJ müzik çal. Oh,
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.